Koronavirüsten korunmak için bir siperlik tasarladım. Bunun yapımını aktaracağım. Bu siperlik için bir adet 10 litre su şişesi gerekli. Bir adet makas gerekli. Ve bir de nazar boncuğu. Nazar boncuğunu bağlamak için de ip gerekli. Bunların hepsini takacağız. Yapacağız ve maskemizi oluşturacağız. Şimdi yapımına başlayalım. Şimdi ben de ilk defa yapacağım. Öncelikle kapağını bir açalım şöyle. Daha sonra şu taraftan bir makasla giriyorum. Makasla girelim. Cici kuş dur. Kuş bey gel buraya. Gitti. Şuradan makasla giriyorum. Şuradan makası dağılabilir. Hadi bakalım. En dikten oluyorum ki pay kalsın. Hop. Şuradan kaptık. Tamam. Oluşturduğumuz siperliğin ilk denemesini yapalım. Ama öncelikle bu görmüş olduğunuz nazar boncuğunu da kulbuna bağlayacağız. Şunları bağlıyorum. Şuradan şöyle hemen bir bağlayalım. Ultra Protection için bu gerekli. Bunu böyle bağladım. Artık siperliğimize nazar boncuğumuz mevcut. Bakalım. Şu şekilde. Nazar boncuğumuzu da bağladıktan sonra şimdi geldi denemeye. Hadi bakalım. Öncelikle maskemi takıyorum. Hemen bir maskeyi geçirelim şöyle. Maske aynı zamanda içeride burnu sürtmekten koruyacak. Onu da açıklayacağım. Şimdi protection'ımızı önümüze aldık. Ve evet. Görmüş olduğunuz gibi bu siperlik tam böyle kafaya geçiyor. Biraz burnu sıkıyor. Bunun için de bir modifikasyon yapacağım. Onu da birazdan yaparım. Göstereceğim. Şu anda taktık. Evet. Mesela otobüse bindiniz. Yarım saat gittiniz ve dışarı çıktınız. İçerisini havalandırmak için şu kapağı açın. Buradan girecek hava alttan çıkacak ve buradaki hava tazelenecek. Yani cereyan yapacak. Bu kapağı fazla açık bırakırsanız kafayı üşütebilirsiniz. Kafanız cereyanda kaldığı için. O yüzden dışarı çıktığınızda eğer çok uzun dışarıda kalacaksanız siperliği tamamen çıkarmanızı tavsiye ederim. Bununla ilgili yapacak fazla bir şey yok. Yani sıkıyor. Bir de gözünüzü şu kısımlara getirmeye çalışın. Tam böyle buradan daha net görürsünüz. Ara kısımları geldiği zaman bulanık oluyor. Tam böyle göreceğiniz kısmı ayarlayacaksınız. Şimdi bunun virüsten korumasının nedeni iç basıncın dış basınçtan daha büyük olması. Yani buradan içeri virüs içteki basınçtan dolayı geliyor. Böyle kalkan var burada. Hop çarpıp geri gidiyor. Bu çok önemli bir koruma tekniği. Şurada nazar boncuğumuz da burada. Artan koronavirüs vakalarından dolayı korkuyorsanız bunu böyle yapabilirsiniz. Full head protection. Yani tam kafa koruması. Yani bu çok iyi bir şey. Gördüğünüz gibi tamamen kafayı koruyorsunuz. Dışarıdan hiçbir şey gelemez. İsterseler kafanıza tükürsünler, yan taraftan tükürsünler, bu taraftan da tükürebilirler, ensenizden de tükürebilirler, yüzden zaten tükürebilirler. Her türlü damlacığı tamamen önlüyor. Kafanız bunun içerisinde güvende. Dışarıdan gelen tükürüklere vesaire gibi damlacıklara karşı. Tabi içerisi buğulanabiliyor, bunun içinde arada bir havalandıracaksınız ama yine de gitmiyor. Bunu maskesiz kullandığınızda içeride buğulanma olmuyor. Maske nedense buğulanma yapıyor. Bakın şu an maskesiz taktım. Şu an buğulanma yok.
Şu an bir buğulanma yok ama maskeyi kullanınca bir buğulanma var. Bu sorunlara da tabii bu aletin, cihazın geliştirilmesi de önemli. Şimdi bu prototip. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Daha iyilerini yapacağım. %100 yerli ve milli ürünler kullandım bunu yaparken. Gayet başarılı. Bu ürünün bir diğer avantajı ise kulbu sayesinde askılığa asılabilme özelliği. Bakın, askıya astım. Ve nasıl duruyor? Olağanca yerinde. Sabahleyin işe gideceğim. Alıyorum. Buradan çıkartıyorum. Ve kafama takıyorum. Akşam eve geldim. Bunu buraya tekrar yerleştireceğim. Sabahleyin tekrar alacağım. Yani bu şekilde bir özelliği daha var yani. Bakın, kulbu sayesinde bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. İşe gittiğinizde işteki askılı asacaksınız. Eve geldiğinizde evdeki askılı asacaksınız. Çok basit bir kullanımı var. Birazdan bir modifikasyon yapacağım. Onu da göstereceğim. Daha rahat olabilir o şekilde. Bu birazcık havasız kalabiliyorsunuz içeride. Biraz modifikasyona da ihtiyacı var. Şimdi siperliğimizi biraz modifiye edelim. Şimdi arkadan çok fazla sıkıştırdığı için şu tarafı, bu tarafını keseceğim. Şuradan biraz kesiyorum. Şurayı şöyle bir alalım. Bakalım nasıl olacak. Deneme yanılmayla yapacağız tabii ki de. Şöyle bir şuradan da keselim. Tamam. Şimdi bu arka taraf daha boş oldu. Şimdi takıyoruz. Buralar. Evet. Bir öncekine nazaran daha iyi oldu. Çünkü daha iyi nefes alınabiliyor. Şu kenar kısımlarını, sivri kısımları tekrar toparlamamız gerekiyor. Şimdi şurayı bir ovalleştirelim. Şöyle. Hop. Şurada da sivri, tehlikeli kısımlar var. Bunları da yerimize batmasın. Özellikle boynumuza falan dikkat etmek zorundayız. Şurası biraz plastik bağladım. Tamam. Şurasını da yine ovalleştiriyorum. Şu kısımları oval hale getirdim. Bakın şuraları oval yaptım. Şu kısmı da oval yaptım. Evet, maskemizi takayım. Bir maskeyi taktım. Şimdi içeriye girelim. Evet. Bakın. Şimdi ovalleştirdim. Evet, oval hale getirdiğimiz ve arkasını kestiğimiz maskemizi kafama takıyorum. Şimdi bu yanlardan da hava aldığı için maske artık biraz daha buğulanmadan ziyade içeride daha iyi oksijen alınabiliyor. Böyle tam kafanızı kapattığınızda biraz daha alttan oksijen alabilirsiniz. Bunu biraz daha modifiye etmemiz lazım. Biraz daha kısaltırsak yani, bakın çünkü çok uzun, boyumuzun bu tarafına geliyor. Şimdi ben bunu biraz daha kısaltacağım ve burayı tam kafa yapacağım. Bakalım modifikasyon sonucunda maskemiz ne hale gelecek. Evet, maskeyi biraz daha modifiye edeceğim. Şu iki kısmı, yani şurasını, şu iki bölme kısmı, yani bu boğum kısmı mı diyoruz buna? İki bölmeyi daha kısaltayım diyorum. Hatta üç bölme de yapabilirim. Üç bölmeyi kısaltıp biraz daha içe doğru gideceğim. Bakalım nasıl olacak. İki bölme yapalım ya. Üç bölme fazla oldu. Bakalım. Bir ikiden başlıyorum. Şöyle ikiyi bir keseyim. Şöyle. Makasla başladım kesmeye. Tamam. Şimdi denemesini, ön denemeyi yapacağız tabii. Ön deneme yapa yapa gideceğiz. Çünkü malzeme bir tane olduğu için. Bakalım. Evet, biraz iyi oldu. Daha iyi oldu. Tamam. İki bölme iyi.
Şu kenarlarını da sivrittiğimiz yerleri şurayı şöyle bir oval hale getireceğim. Ovallik önemli çünkü keskin oluyor bu tarafları. Şöyle bir ovallik veriyorum. Plastiğin iyi tarafı çok iyi bir şekilde şekil verilebiliyor. Şimdi ovalliği de verdik buraya. Tamam. Takalım. Şimdi buraya bir şunu da keseceğim. Şurayı da keseyim. Burayı da kestik. Saçım takıldı oraya da. O yüzden şey oldum, sinir oldum. Evet. Evet. Şimdi oldu gibi sanki. Evet, kafama uyuyor. Şimdi bir videosunu çekeceğim bunun. Bunu da göstereceğim. Kısalttım. Şu kadar. İyi oldu. Bu şekil daha iyi. Modifiye haldeki maskemizin de denemesini şimdi yapacağım. Şu tarafını kestim. Bu tarafını açtım yani. Biraz daha hava alacak şekilde. Ve maskeyi de kısalttım bayağı. Bir öncekine oranla. Şimdi maskemi takıyorum. Siperliği kafama geçiriyorum. Evet. Bu şekilde daha iyi oldu. Tam kafanız geçiyor bakın. Şu taraf ensenize kadar yerleşiyor tam buradan. Ensenize tam oturuyor. Bu yan tarafları da sıkmıyor. Bu şekilde çok güzel bir oturması oldu bunun. Daha da kısaltmaya gerek yok bence. Tam full oldu bakın. İşte evde böyle şeyler yaparak siz de tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. Siperlikle ilgili aktaracaklarım bu kadar. Şimdi bunu böyle taktıktan sonra kadınlar isterlerse eğer şu kapak kısmını açıp saçlarını buradan çıkartıp yeni bir moda bile yapabilirler. Yani bu moda bile olabilir. Tabii ki de geliştirilmesi gereken yanları var. Biraz daha kenarları sivri falan, bunu ayarlanması gerekiyor. Güzel seri üretimlerle bunlar düzeltilebilecek şeyler. Şuradan kadınlar saçlarını çıkartabilirler dibikten. Mesela güzel bir moda olur. Belki bütün dünyada bile moda olabilir bu. Her şeye açık bir yeniliğe, her yeniliğe açık bir maske bu aslında. Ya maske diyorum pardon, siperlik. Her yeniliğe açık bir siperlik. Nazar boncuğunu da unutmayın, koyun. Ne olur ne olmaz. Nazar gelmesin. Siperlikle ilgili aktaracaklarım bu kadar. Siperliğimiz bu şekilde.